Assalomu alaykum saytimiz kuzatuvchilari. Ayni paytda biz Vazirlar Mahkamasidamiz. Bugun 13:00 da Bosh vazir Abdulla Aripov boshchiligida shoshilinch yig'ilish chaqirildi. Sababi O'zbekistonda ilk marotaba 14 mart kuni tongda koronavirusga chalingan bemor aniqlandi. Mana shu munosabati bilan bugun ommaviy axborot vositalari va boshqa mas'ul tashkilotlar rahbarlari ishtirokida majlis boshlanish arafasida biz mana shu majlisdan sizga ma'lumotlarni, voqea yuzasidan tafsilotlarni yetkazishga harakat qilamiz. Humanuzni kuzatib boring. Hurmatli yig'ilish qatnashchilari, bugun biz sizlarni yig'ganimiz havalayda bo'lsa, o'tgan yili 31 dekabrdan boshlab sekin asta bilan butun dunyoga tarqalayotgan o'sha koronavirus kasalligini tarqalishi boshlangandan keyin O'zbekiston Respublikasining prezidenti muhtaram Shavkat Mirziyoyev topshiriqlariga ko'ra doimiy ichki bo'lgan favqulodda holatlarni bartaraf qilish bo'yicha komissiyasi bor. Bu komissiya faoliyati doirasida alohida topshiriqlar bo'yicha ishni boshlaganidan keyin 29 yanvar kuni muhtaram prezidentimizni farmoyishlari bilan O'zbekiston Respublikasiga koronavirusning yangi turi kirib kelishi va tarqalishini oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasi tashkil etildi. O'zbekiston Respublikasini hukumatini rahbari boshchiligida va biz endi shu ochiqni aytadigan bo'lsak, odamlarga voqea solmaslik uchun mana oldi marta har xil ko'rinishda bu formatda endi kattaroq, kichikroq formatda yig'ib qarorlar qabul qilindi. Ko'p qarorlarni sizlar eshitdinglar, bu ya'ni qarorlar bo'yicha ko'plab yo'nalishlarimizni, transport yo'nalishlarimizni yopishga majbur bo'ldik. Jumladan mana Xitoy Xalq Respublikasi bilan bo'lgan aviaqatnovlar, Janubiy Koreya bo'yicha O'zbekiston havo yo'llari haftasiga 7 ta, Koreya 2 ta kompaniyasi haftasiga 6 ta aviaqatnov bor edi. Shuning uchun ularni 12-tasini to'xtatdik, bittasi qoldi. Ya'ni haftasiga bir marta O'zbekiston havo yo'llarini reysi boryapti. U ham o'sha asosan o'zimizni fuqarolarimizni, chunki 70 mingdan oshiq O'zbekiston fuqarolari har xil darajada faoliyat ko'rsatadi. Ularga biz baribir nima deydi, imkon qo'yib berishimiz kerak. Qaytib kelmoqchi bo'lganlarga qaytib kelishiga imkon ochib berdi. Xabarlar bor, mana muhtaram prezidentimiz topshiriqlariga ko'ra Uxanda qolgan 87 ta O'zbekiston talabalarini beg'araz olib kelish uchun O'zbekiston Respublikasini milliy aviakompaniyasi tomonidan maxsus reys qilib olib kelindi. Hamma olib kelinayotgan shu koronavirus tarqalgan hududlardan olib kelinayotgan O'zbekiston fuqarolari ichida nafaqat O'zbekiston fuqarolari bor, chet el fuqarolari ham bor. Qo'shni Qozog'iston Respublikasining fuqarolari, Rossiya fuqarolari ham bor. Boshqa davlatlarning fuqarolari bizga umumiy qarorlarni yo'q. Qaysi birini mas'ul bo'ladigan bo'lsa, imkoniyat bo'lgan darajada ularni olib keldik. Olib kelinganlarni hammasini maxsus o'sha davlatning rahbarining topshiriqlariga ko'ra Toshkent atrofida joylashgan sanatoriyalarda alohida huquq-tartibot idoralari tomonidan qo'riqlanishi ta'minlangan va biron bir odam chetdan kirmaydigan va ichkaridan chiqmaydigan holat ta'minlangan holda va eng muhimi ichida ishlaydigan meditsina xodimlariga yetarli darajada shu bir martalik himoya vositalari bilan ta'minlangan holda ularga 14 kunlik karantindan o'tkazib chiqardi. Hozir ham mana o'sha Janubiy Koreyadan qattiqda bir marta kelayotgan fuqarolarimiz bir hafta kelganlar, 250 ta
tahmin odam bo'ladi. Bir hafta kelgani Bo'ston sanatoriyasida, bir hafta bo'lgani, bir haftadan keyin kelgan haftadagisi energetika sanatoriyasida. Va yana ikki har ikki haftada bir marta ular almashotda oladi dezinfeksiya qilinadi. Bundan tashqari yana bir nechta meditsina tashkilotlarimizni tayyorlaganmiz. Maxsus shu karantin himoyasini ta'minlagan holda aksariyat joylarda agar avtoklav bo'lmasa voyaga yetmaydi. Sterilizatsiya masalalarini yuqori darajada ta'minlash imkoni bo'lmagan joylarda sizlar bir martalik opa berish idish tovalarini berib, bu hamma idish tovalari maxsus mufit pechga qo'yilgan, ulardan hammasi yo'q bo'lgan. Ovqat qoldirilgan. Shuning uchun bu tomondan aniq aytish mumkinki, o'sha kelayotgan odamlarni karantinda ta'minlash bo'yicha hamma choralar ko'rilyapti. Endi keyingi masala bu qaror bo'yicha muhtaram prezidentimizni topshirig'iga ko'ra o'zi byudjetdan ko'zlab turgan yetarli darajada miqdor mablag' ko'zlab turgan agar favqulodda holatlar bo'lishi uchun shu bu ham butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti xabarida bor o'tgan yili pandemiya e'lon qildi. Bu degani butun dunyoda shu epidemiya tarqalish xavfi juda katta va karantin e'lon qilinishi shart degan. Shuning uchun bundan kelib chiqqan holda biza avvalambor hamma vazirlik idoralariga yopiq qaror bilan xizmat safarlarini keskin cheklash transport vazirligiga zarur yo'l bo'lmagan agar xavf bo'ladigan yo'nalishlarni to'xtatish ya'ni o'tgan haftadan xabarlar bor Italiya bilan Fransiya bilan nodirroq Eron bilan va Afg'oniston bilan yo'nalishlarni ham hammasini to'xtatdi. Shu bilan birga muhtaram prezidentimizni topshiriqlariga ko'ra insonparvarlik yordamini ko'rsatish masalasi bo'yicha ham lekin O'zbekiston o'sha bu kutilmagan balo shuning uchun hech kim buni eng boshida kimni boshiga tushgan bo'lsa yoki boshqa mamlakatlarga murojaat qilganlar bo'ladigan bo'lsa albatta boshqa mamlakatlar yordam qo'lini cho'zyapti shuning uchun shu jumladan muhtaram prezidentni topshiriqlariga ko'ra O'zbekistondan Xitoy Xalq Respublikasiga maxsus samolyotlarda insonparvarlik yordami jo'natdi. Shuningdek bizlar e'lon qilgandik ertaga Eronga insonparvarlik yordami samolyotini jo'natyapmiz. Bunda samolyotda asosan bir martalik himoya vositalari, himoya kombinezonlari, himoya qo'lqoplari, maxsus shu dezinfeksiya vositalari, shu kasallik oldini oladigan dori vositalari bizda o'zimizda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Shularni hammasini jo'natyapmiz va bu qaytishda bu xabarlar bor. Bizni 14ta avtoulovimiz Eron va Turkmaniston chegarasida qolib ketgan. Shuning uchun topshiriq bo'ldi elchixonamizga Erondagi hamma o'sha avtoulovdagi odamlarni Eron atrofiga yig'ib olib kelib maxsus avtoshop bekatda avtoulovlarni ma'lum muddatga qoldirish va haydovchilarni mana shu samolyotda olib keladi. Undan tashqari unda Eronga xizmat safari bilan borganlar, o'qishga borganlar, o'sha yerda ma'lum bir tashkilotlarda ishlovchilarni ham bizlar qaytishda olib kelamiz. Olib kelganlarni hammasini Toshkent shahridagi shu 6-chi maxsus infeksion kasalxonaga yuboramiz. Endi hozirgi kunda bilasizlar,
bütün dünya boyunca korulurken çorralarını karamazken iki ay içinde, iki yarım ay içinde keserden gelmenin sonu Brezilya 6 milyon aşık etti. Bölgenlerin sonu yan 5 yarım milyon aşık etti. Çünkü bana açımız gerek bugün bizim mahsus işte, sanitari epidemiologi hizmetimiz onunla ve aktarlı dostlarım deyin onu vergendik. Bizde hem bu keserlikke çalingen adam anlandı. Çünkü ular 11. Mart günü şu ahirge Paris'den kengen reiste kengen fara bugün. Şimdi kutu alınan kayıtta albette şu diplomatlarla değiştirirken neki sınası bulmayken. Yaşı mutlakası bulmayan için olsun medik mutlakası bulmayan ki bu adamın keçe keçesi yarın keçede 12 damışken de alamak payda olabilmekten o adam olsa rızı virüs olur gelinizdeki müracaat degen ve tekşirilmiş neticesi de talepke yakın bu birinci saatte neticesi çıkardı bu şu keser varlığı dostluğu kulasını çıktı ve elbette o adamla yakın akrabdaki aile azalarda o adamla mülakatta bulunan adamla o adamla işleyen adamla bir söz ben ayırken de 150'ye yakın adam azı izolasyonu aldı. Çünkü hamasını teşhir çıkışını diyelim, mecburumuz. Çünkü bu dünyanın hamas kesel dinlenemez, tam da o vakmakı yapmış geliyor. Lakin hamasını bitti bitti erinmasından teşhir bu narsada yengil karış mümkün olmaz. Çünkü nam, yana kadar bir konu bize de yeterli muhtarlı doğu hastalarının zahirası var. Yeterli muhtarlı şu keserliğinle kuraşımcı halimler için hımaya o hastalar anlaması yeterli derecede mümkün. Ve iyi muhumu yeterli derecede az bu hafızkınlar bize harit kılıp bunun zahirasını değerleşke uyguluyoruz. Yani bizde bu elbette cüdeyen kütülmegen ve münafınasaki aldığından tayyelenen bu milyon halat. Lekin bari bizi bari kuruşa zarur çoğalarını koruyoruz. Şunun için ben sizlerin hazır hem meylanı aldığıyla da bu olma ve kalıbı bu mahsus muhtaram kızmetimiz parmağışlarından tutulurken kendisi azalar, parçalarından aldı. Sınan aldı ile tutulur. Bu hem o vazirliğiyle bu karar parmağış yok bu parmağışına açık parmağış. Bu 29. yanlarda çıkan. Çünkü parça tekişli strukturalar ve taşkilatlar, vazirlik idareler, rahbarlar bu yıkılıyor. Ve biz hem yönelişi vakillerini kamera alışıya unutmayalımız. Eğer kaysan da bugün arası faha vakilleri bulmayı yıkılmayan olsa demek bize ben oya etkendim ki şu altıda yığılışımızda alakalı taklif edip onlara gelip alakalı tavşurla verip unutmayalımız. Şimdi şu keserliği ilan toplayanından peygin yana koşunca nima choralar ko'riladi degan savol bo'ladi barcha qatnashayotgan ommaviy axborot vositalari O'zbekiston Respublikasi fuqarolari uchun ma'lumot kerak bu masala bo'yicha mana o'sha ertalab o'sha mashinaga ma'lumot chiqqandan bu tarafning so'zlari nafasini nazorat qilib ma'lumotni topshirib berish aytishim lozimki mana ertadan boshlab O'zbekiston bilan bo'ladigan boshqa mamlakatlardan bo'ladigan barcha avia avtomobil orqali yo'lovchilar tashish ishlari to'xtatiladi. Temir yo'l masalasi bo'yicha bunga biz yana 3 kun muhlat beramiz chunki masalan Moskvaga ketgan yoki boshqa Rossiya hududiga ketgan temir yo'l reysimiz qaytib kelishi kerak, shuning uchun ularni
qaytarib olish nimasini xorijiy fuqarolarning O'zbekistonga kirishi va O'zbekiston fuqarolarining xorijga chiqishini to'xtatdi. Lekin O'zbekiston fuqarolari agar chetda qolib ketgan bo'lsa, boshqa nima bilan agar ketayotgan bo'lsa, marhamat bularni biz qabul qilamiz, hech qanday nima yo'q. O'zimiz fuqarolarimiz. Lekin kelgan hamma fuqaro yana qaytarib yuborma karantinga oldi. 14 kunlik karantin. Albatta, bize şu birinci yığılışlarımızdan bir tanesi barcha transport postalarını keçke önce özünü daimi turargohlarga kirgan paytda depoga kirib, metroni yoki poyezdni depoga kirganda samolyotlarni o'sha aviastayanklarga turganda yoki noqulay parklarda kechasi mashinalar kirgandan keyin dezinfeksiya masalasini topshiriqni bergandik. Bu masalani biz kuchaytiramiz. Chunki nafaqat o'sha ichki shahar transportlarida ishlaydigan vositalarni faqat kechasi emas, balki kun davomida ham har 4 soatda nima deydi, qayta nimaga kirib, shu depoga kirib yoki garajga kirib, u hammasi abrogatiyasi tashkil qilinadi. Maxsus nimalar. 16 martdan boshlab davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalarida va maktablarda oliy o'quv yurtlarida biz o'zi ta'tilimiz 21 martdan boshlanishi kerak edi, shuni 16 martdan boshlashga qaror qabul qilindi. Ya'ni bu masala bo'yicha ham bu oldini olish chorasi. Shuning uchun mashaqqatga ta'lim sohalaridagi barcha yana qaytarib aytaman, davlat, nodavlat, xorijiy ta'lim muassasasi bo'ladi. Farqi yo'q, barchasida o'qish to'xtatiladi. Barcha ommaviy sport, madaniy, ko'ngilochar tadbirlar o'tkazilishi ham to'xtatiladi. Ya'ni har xil konsertlar bo'ladi yoki bayram tadbirlari bo'ladi yoki hududlarda o'sha odamlarni yig'ib har xil mana endi oldimiz Navruz. Navruzda ko'pkari qilinadi. 100 minglab odam yig'iladi bir joyda ko'pkari. Bularni hammasini to'xtatamiz. Bayramni keyin o'tkazamiz. Shu hozir shunday holat butun dunyo bo'yicha pandemiya e'lon qilingan paytda bizlar o'shanga yarasha adekvat ravishda chorasini ko'rish kerak, chunki bu kasallik shunaqa narsa eng asosiy tarqalishi mana bu yerda eng yuqori malakali bizda mutaxassislarimiz bor. Ular juda yaxshi biladi. Ochig'ini aytsak, biz mutaxassislarni bir qismini boshqa mamlakatlarga ham yuborib nima qilgan va doimiy ravishda o'sha bular xorijiy kollegalar bilan ishlashyapti va bu yerda bizda chet eldan kelgan maslahatchilarimiz ham bor bu soha bo'yicha. Va bu hamma qilinayotgan choralarimizni oldindan hammasini va maslahat butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bilan uyg'unlikda olib borilyapti. Shuning uchun man aytishga majburman, bu Navro'z kuni xalq bayrami o'tkazilishini ham bu yil qoldiramiz. Butun hududlar bo'yicha, shu jumladan Toshkent shahrida. Davlat va nodavlat tashkilotlarida o'tkaziladigan yig'ilish va majlislar, tadbirlar hammasi to'liq cheklov bo'ladi. Marhamat, hozir axborot zamonida yashayapmiz. Bemalol odamlarni agar fuqarolar murojaati bo'yicha ham bizlar hamma joyda topshiriq o'tkazib bo'ladi. Axborot texnologiyalari nimasidan keyin ham boya ertalabdan topshiriq berdik, shug'ullanmoqchi edik. Hamma o'sha vazirlik idoralariga keladigan odamlarga bizlar ya'ni virtual ulardan ularni qabul qilish tizimini joriy etamiz. Shuning uchun albatta qonunchiligimizga ko'ra o'sha karantin va boshqa yuqumli kasalliklar paydo bo'lishi va tarqalishini oldini olish bo'yicha yuqoridagi
şöyle talepler tutulgan için cevaplarlık belgilengenini alakalı takdir boşuna geri. Bunu hemen kıskalış geri. Bu yeni kopçiliğinin başı üçgen sinol. Fakat Özbekistan halkımız bütün dünyanın en hemen degen iktisadiye hemen tamamen bir rajinengen bu şey Avrupa devletlerinde bunu müşteyen kıyım ve ağır münabına ortaya. Çünkü bu narsaya fakat o şey belirlengen medikli tamamını belirlengen tartışır da en güzel masalarda hamle hiç kim hiç bana ben de vahime de düşmeyen halde ağır olup eğer işi tutsak, yol tutsak, şunlarla güzel bunu kısa müddette hem tartışın ağzını ağırken ve bunu bertaraf kılış geç, gelişmiş mümkün müdür? Çünkü maşakaynlı talep. Şu talep olsun geçtiğimiz ve en mümkünü ben kursatından faydalanıp Allah'a onu yaparak o hastalarını, vakillerini yüzyılda şirketi masterliyanımız şundan ibaret ki vahimdaki oranı yok, bu birinci de. Yani kaytar bir sonuna en mütasabda, en masul bugün halimler, vakiller bundan sebebi çarptı. Bütün Respublika boyunca, bütün Respublika'nın dediği bugün hemen infeksiyon kesabonuyla hazır şu yönelişliği bulunan eğer kesal kesallenen olanlar eğer 300 milyon olsa şularına bilen işler var şularına karaç boyunca hazır mahsus uşa boya getirdi kendilerine neler var terlenen ve onlar mahsus tergeli çorlarını orada potilen. Ve yana kaytar bir zaman uzunuzda bu merkezde bu mesele bu işe Allah'ta bir neşte koşunca sağlık saklaş muhassasalarından taşkarı bayağı sanatörünü taşkilatlarını bize mahsus işte yakışılengen şaraitinler çünkü o tür konuda çıkmasından yaşayış değil. Çünkü ama asılsan ekseriyatı kırıp mantıklı sağlamış. Çünkü bunların şaraitinin yaşlıgen kaldı. Bunların da bu infekciyle karşı kuraşış tedbirlerini ama sıkıntı hocalar kıyamaz. İçkana rengi o adamı görünüyor.